Trakya'nın güneşi Çorlu'dan merhaba. Bak otobüs gidiyor yanından, ben otobüse binemiyorum. Çünkü şöyle, günlerden pazar. Pazar günü otobüs kartı bulamadık. Kaymakamlıkmış burası. Çorlu Kaymakamlığı. Başka ne var? Kipa var orada. Decathlon yazıyor. Bir alışveriş merkezi. Başka ne varmış? Yine kipa. Mediamarkt falan, bildiğimiz şeyler yani. Şöyle dönelim. Yani yolda giderken çekim yapılır mı? Daha önce biz yaptık. Kimse de bir şey demiyor. Diyemez zaten. Ne diyecek yani? Biz kendi kendimizi çektikten sonra problem yok. Şimdi Çorlu'nun neyi var? Güneşi var. Öyle diyorlar. Çorlu'nun akşam güneşi mi, sabah güneşi mi bilmiyorum ama Çorlu'ya Trakya'nın güneşi demişler. Biz de Trakya'nın güneşinde böyle yürüyoruz. Yani az önce söylediğim gibi bir tane yere denk geldim. Bak bir otobüs daha gitti, o da otogara gidiyor. Benim otogara gitmem lazım dedim. Ne yapabilirim? Şu an hiçbir şey yapamazsın diyorum. Hiçbir şey. Ne demek dedim hiçbir şey. Karşıda taksi var diyor. Otobüse bineceğim diyorum. Binmek için kart yok elimde diyor. Şey de yok. Ne onun adı? Okutuluyor ya, tıklar falan. O kartlardan yokmuş. Doldurma şeyi de yokmuş. Pazar olduğu için böyleymiş yani. Öyle dediler. Aa çok değişik değil mi? Bakın Halkbank. Tamam neyse. Kes espriyi. Az önce bir alışveriş merkezindeydim. Orada bir kahve içtim. Güzeldi, kahvesi güzeldi. Kahve Manya'nın kahveleri güzelmiş. Öyle şekersiz, sütsüz kahve içiyorum. Güzel geliyor. Böyle canlandırıyor çekim öncesi. Ne? neden Çorlu'dayım onu söyleyeyim. Tabii ki tırla geldim ama Çorlu'ya gelmedim ben. Aslında vakıflar, yani sarayın karşısındaki vakıflar, Tekirdağ. Oraya geldim. Orada Algida'nın, Unilever'in malzemesi var araçta. 7 derece. Yine frigofrik bir kasayla geldim. Tabii hafta sonu gümrük çalışmadığı için... Şöyle bakalım. Evet. Hafta sonu gümrük çalışmadığı için ben böyle dedim ki atlayayım gideyim şu Çorlu neymiş bir bakayım göreyim diye. Ama şöyle ki ben Çorlu'da yaşarım. Yani Çorlu güzel memleket. Sevdim. En azından şeyi güzel yani insan insanları güzel. Cana yakınlar yani. Güzel. Ben şimdi bir durak daha geçiyorum. Durak da bu. Durak güzel. Evet. Arkadaşlardan edindiğim bazı huylar var. Güzel durak gördün mü? Yani bakıyorlar kendileri. Ben hiç bakmam. Hiç bakmam. Çünkü hatun da izliyor bu videoları. Onun için ben hiç yani ne işim olur. Alışveriş yaptım birazcık. Sabah da. Ya sabah çekecektim. Bulunduğum yer biraz şey kötü bir yer. Yani şey olarak yani park olarak böyle toprak saha falan olduğu zaman etrafta da çok tır olmadığı zaman ben çekim yapmaya değer bulmuyorum açıkçası. Onun için yapmadım ama ilk defa Dorset dolabında kahvaltı yaptım ben ilk defa. Ne yaptım? Korelilerin yemeği var ya, instant noodle. Evet, noodle yaptım. Bir tane yaprak sarması, çay. Yani bunları da çekmek ayıp geldi bana. Söylemek ayıp değil. Yani hani domuz demek ayıp değil, yemek ayıp ya. O ayıp. Yani. Onun için diyorum ama yediğimi göstermiyorum. Bu arada bugün, yani siz bu videoyu izlediğiniz gün değil de, yani benim videoyu çektiğim gün gene ne oluyor? Rüzgar mı geliyor? Tamam, neyse. Benim videoyu çektiğim gün Nazım Zeki Uysal yine video paylaşmış. Feribotla karşıya geçiyor. Ne diyor? Feribotla karşıya geçerken tavanı vurmamak için, Dorset'in tavanını vurmamak için dikkat edin diyor.
Onunla ilgili Erkan Zey bir video paylaşmıştı. Onu da izleyebilirsiniz diyor. Gene beni benden alıyor. Çok teşekkür ediyorum. Merci. Merci. NZU. Bak İngilizce şey yaptım. Adını söyledim artık. Daha ne yapayım? Gerçi ben ne yapsam fark etmez. Sen zaten uçmuşsun hacı şeklinde. Böyle sokakta konuşuyorum işte. Yani sokakta konuşunca demek ki sokak jargonu kullanmak lazım. Bu da şey, Migros poşeti. Yani madem tırcıyım, Migros poşetsiz olur mu? Olmaz. Gidiyoruz işte böyle. 15 dakika dedi adam. Pek güven vermedi. 15 dakikada zor gideceğim. 7.30'da da son dolmuş var. Minibüs mü diyorsunuz sizin orada? Her yerde farklı söylüyorlar. Bursalılar dolmuş der. Toplu taşıma araçlarına, yani şeyine en azından küçük olanlarını, minibüs olanlarını. Bir de taksi dolmuşlar vardır bizde. Bursa'dakiler daha doğrusu. Böyle söyler. Siz kavşak mı diyorsunuz? Biz onlara baba diyoruz, baba. Ha, böyle var. Babadan döneceğiz mi falan diyorsun. Mesela İstanbul'da geçen Taksim'den taksiye bindik. Bak espriler üst üste geliyor. Kelimeleri raks ettiriyorum ben de. Taksim'den taksiye bindik. Bekir de vardı yanımda. Çekmedik oraları. Ah ah ah. Neyse. Baba dedim. Babadan dön dedim. Böyle baktı bana. Ne iyi dedi. Dedim babadan dön işte. Baba. Ne yapayım diyor yani. Hem baba diyorsun hem de babadan dön. Ne yapayım diyor yani adam. Hani babalıktan dön falan dedim zannetti herhalde. Neyse. Ya baba kavşak işte. Döner kavşak. Hani mesela o... Dur bakayım. Döner kavşağın şeyi var ya navigasyonda. Döner kavşaktan ikinci çıkıştan çıkınız falan diyor ya. Ayar oluyorum ona. Onda mesela dese ya bize babadan çıkın. İkinci çıkıştan babadan çıkın dese harika olabilir. Neyse biz bir yere geldik ama dur bakayım nereye gelmişiz. Şöyle bir göstereyim. Dönüyorum. Hop. Bak. Ağaçların arasında bir heykel mekel bir şey var. Neresiymiş burası? Dur bakayım hava ulaştırma bir şey diyor. Hop. Hop. Toprağı vatanlaştıran kahramanlar anısına. Aa. Şehitlik ziyaretinize açıktır. Aa, şehitlikmiş burası. Güzel. Saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz biz de. Şöyle hatta bir tık yapayım. Bak ya şu güzelliğe bak. Başka dünyanın hangi ülkesinde var bu? Muhteşem değil mi? Evet, şehitlikmiş. Gözlerini kırpmadan gittiler diyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Of be. İnsan hüzünleniyor. Biz burada şakalar, komiklikler yapalım. Muhabbet edelim diye. Bak adamlar canını verdi, canını. Can, can bu can. Biz mesela böyle can nasıl tatlı, böyle hani rahatız değil mi böyle, canlıyız. Vallahi biz, üf be nasıl canlıyız hem de falan, böyle erkeğiz ya. Bak erkek onlar işte. Adam onlar, biz herkese bol keseden ne diyoruz, adam adam falan diyoruz ama adam onlar. Ne yapmış? Vermiş canını gitmiş. Evet, karşıda da yine bir şey var, kabristan var. Buralarda sessiz, hafiften. Bakalım. Bakalım. Evet. Onlara da Allah rahmet eylesin. Ben şimdi nereye geldim? Geldim. Hani yol videosu yap baba, yol videosu al, yol videosu al, yol, yoldayım. Ezilmesek bari. Buradan böyle dümdüz gideceğiz. Eğer var ya o son dolmuşu bir kaçırayım. Taksiye bineceğiz. Artık var ya oylum oylum selvi boylum. Ne yapar biliyor musun? 150 lira yazar. Samimi söylüyorum yazar yani. Artık yalvar yakar. 80'e 90'a götürürüz kendimizi. Ama yetişmemiz lazım. Yetişmemiz lazım, gitmemiz lazım. Çünkü bizim otogara gitmemiz lazım. Saat 7.30'da. Şu anda saat 5.30 falan. Gideriz, yetişiriz, sorun değil. Neyse.
Burası da evet, ha şeyim, Çorlu ilçe asri mezarlığıymış. Oh, ne yürüdüm be, ne ter attım. Bu arada üzerinize afiyet. Bugün şeye gittim. hamama gittim hamama. Yani hamama gittim, terledim. Jacuzzi'ye girdim. Oradan havuza girdim. Oradan duşa girdim. Duştan çıktım, göbek taşına yattım. Göbek taşından çıktım, hamama girdim tekrar. Hamamdan tekrar çıktım, yüzme havuzuna girdim. Yüzme havuzundan tekrar çıktım, duşa girdim. Bak ne yapmışım. Dedim ki çekeyim, sonra dedim yok çekmeyeyim. Çekmeyeyim, ne çekeceğim diye. Allah çektirmesin. Böyle çıplak çıplak adamlar. Olmaz. Benim takipçi ne diyor? Tır göreceğim diyor, tır videosu istiyor. Sen gidiyorsun hamam videosu, olmaz. Hadi bakalım neresiymiş burası? Şöyle bir bakalım. Bak gene bir bayrak var orada. Dur. Bakalım. Gel bakalım takipçi. Sana şöyle gösterelim. Ne demiştik? Çorlu güzel memleket. Bak orada da bir cadde var. Uzanıyor oraya doğru. Buradan böyle gidiyor. Dolmuşlar var. Petrol ofisi. Oh. Yolumuz uzun. Bakalım. Yol uzun. Gideceğiz böyle. Adam elinde kart tutuyor, ben elimde kamera tutuyorum ya. İşe bak. Terledim. Şöyle enteresan bir şey de görmüyorum ki etrafta. Dümdüz yol. Geç abicim, geçmiyor. Gidelim bakalım. Bak yakınlar nakliyeci. Ne var? Travel mravel bir şeyler demişler işte. Bakıyoruz. Aa ne oldu ya? Kızmış bir şey. Bağırıyor. Bak ne oluyor ya? Kızıyorlar. Ne oluyor diyorlar. Neyse böyle. Gidiyor. Ben otogara kadar çekmeyeyim artık. Yeter. Otogardan sonra tırda görüşürüz. Belki otogarda da açarım ama zannetmiyorum. Hadi bakalım. Atatürk Meydanı. Evet. Öyle diyorlar. Aha bir otobüs daha geçti. Onu da kaçırdım. Hadi gidelim. Sabah da kahvaltıyı burada da yaptım. İkinci kahvaltıydı yani. Harika börek. Harika börek yapıyorlar orada. Simitçi amca da burada. Şimdi bakalım burada ne var. Ya neredeydi bunun orijinali? Bir yerdeydi de ben çıkaramıyormuşum. Meğerse orijinali buymuş, Çorlu'daymış. Çorlu'da şemsiyeli bir sokağa denk geldim. Çekmesem ayıp olurdu. Çektim, bu kadar yeter. Oh, kaçırmamam lazım şu minibüsü. O yüzden hemen gidiyorum. Evet. Şimdi bakalım
Ne kadar yolumuz kaldı bilmiyorum da. Vay. Burada bir tane, pardon. Evet, aşağı yukarı hissediyorum artık son 200-300 metre falan kaldı. Geldik geliyoruz yani. Az kaldı, çok az kaldı. O yüzden artık rahatladım. Tanıdığım yola girdik çünkü. Tanıdık yola girince de ne oluyor? Yani vaktimiz var daha. Yetişiriz yani, illaki yetişiriz. Bu da şarkı söylüyor. Herkes bir deli. Demek ki burada deli numarası yapmak işe yarıyor. Dur bakayım, dönelim şurada. Biraz konuşabiliriz. Biraz konuşabiliriz, rahatladı ortalık. Şöyle bir geçelim. Hop hop. İnsanların arasında. Aha, vallahi geldik. Bakayım. Sanki tanıdık gibi. Hemen şurası olması lazım. Şurası olması lazım. Evet, galiba geldik. Oo, güneş tersten vuruyor. Dön geri, dön geri. Şimdi sabah şeyden, Vakıflar Misilli tarafından buraya doğru bir dolmuşla geldim. Minibüs dolmuşla. Ondan indiğim yer şu an gözümün önünde. Adam bana bir yer göstermişti. Şuradan bineceksin diye. Şimdi o yeri hatırlamaya çalışıyorum. Ama sağ tarafta bir yerdi. Oradan biner, tırımıza gideriz artık. Burası neymiş? Dağın iyi bir be. Burası camcı. Burası da bir yer. Türk Telekom falan. Değişik bir bina. Evet. Galiba varamamışız. Biraz daha yürüyeceğiz. Az kaldı ama az. Şu yolun sonunda. Hemen şu. Neresi? Burası. Bakayım. Tamam tamam. Bulduk yani. Burada da bir cadde var. Sağa bakıyoruz. Sola bakıyoruz. Sonra geçiyoruz. Hop. Kaza. Kaza yapacaktık yani. Oh. Nispeten sakin bir yol. Tamam. Bak. Yol nereden doğru? Vosvos'u görüyor musun? Sarı Vosvos'u görüyor musun? Tamam. Sabah da onun yanından geçmişti. Arkadaş, bu kadar uzak mıymış burası ya? Git git bitmedi. Hop. Evet. Yine bir köşe, yine bir yol ayrımı. Buradan mı? Buradan mı? Bence buradan, buradan. Tamam. Güneşe doğru git. Güneşe doğru gideceğiz. Güneşe doğru gideceğiz çünkü bakayım, galiba orası. Artık geldik ya abi. Hadi gelmiş olmamız lazım, ne olur. Burasıydı çünkü. Ben geliyorum diye otogarı yerinden alacak halleri yok ya. Dur alalım şu otogarı az ileri de. Erkan kafayı yesin. Yok herhalde, öyle bir şey yapmazlar diye düşünüyorum yani. Neye devam. Az daha git. Evet, bir abla. Bir abla çekildik. Ya böyle hani ne diyorlar buna? Gerilla usulü diyorlar. Saçma sapan bir isim koymuşlar ama. Heh, döneyim ben şöyle şimdi. Gel buraya. Heh. Gel takipçi. Nerede kalmıştık? Diyorlar ya, yani yolda böyle hani izinsiz çekim. Ne izini? Ne? Kimden alacağım ben burada izin? Yolda yürüyen adamım ben ya. Herkesin elinde bir cep telefonu var. Herkesin elinde kamera. Bizimki de bu. Ya bugün bir değişiklik yapayım dedim. Yani sürekli tır, dorse, yok iş makineleri. Ama var onlar yani her yerde. Ya her gün içindeyiz zaten. Hani ben tırcı olmak istiyorum diyenlere işin bir de bu kısmını göstereyim istedim. Yani vaktimiz oluyor bizim. Bir yere gidiyorsun. Hafta sonu denk geldin mi? Tamam, rahat. Cuma akşamı girdin diyelim şeye, ne onun adı, gümrüğe geldin. Oh be, güneş de ne vurdu. Akşam güneşi güzele mi vuruyordu? Yakışıklıya vurdu bu sefer, bak şaşırdı. Tamam, ne anlatıyordum, gümrüğe girdin cumartesi, cuma akşamında.
Ne yapacaksın? Adam yok, gitti evine tatil. Cumartesi sende, pazar sende, daha pazartesiye kadar. Yemeğini yapacaksın, çayını yapacaksın, kahvaltını yapacaksın. Yakında bir şehir varsa hemen bir dolmuş 4 lira. Genelde böyle denk geldi. Bir dolmuşa biniyorsun 4 lira. Hepsi 4 lira. Gidiyorsun 4 liraya bir şehir görüyorsun. Yani yepyeni bir şehir, yepyeni bir coğrafya. Burada yaşayan adam mesela buranın kıymetini bilmez. Ne bilecek? Ne bilsin şu güzelliği yani? Gerçi şu an güzel değil. Normal. Normal bir cadde. Ama ben çok güzel yerlerini keşfettim. Hamam buldum ya. Vallahi güzel buldum hem de. 35 liraya bak. 35 liraya. Sauna. Bak ne diyorum, 35 liraya sauna. Hamam. Jacuzzi. Fin hamamı. Havuz. Duş. Hepsi 35 lira. Kese istersen 15. Ya adam ayarlamış, diyor ki 50 liraya versin gitsin diyor yani, anladın mı? Öyle bir şey. Ama iyi yapmışlar. Çok güzel, çok şık. Yani şimdi mekanın adını vallahi hatırlamıyorum ya. Hatırlasam söylerim. Ben öyle şey yapmam. Ay dur reklama girecek. Girsin kardeşim, adam da faydalansın. Ne güzel hizmet veriyor. Geç. Otobüs de geçti. Tamam. Yaklaştık. Artık burası. Burada bir yerler. Az önce de öyle demiştim de. Bulamadık. Neresi burası şimdi? Hadi bakalım. Bulalım. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz diyor. Kim diyor onu? Atatürk diyor. Burada diyor. Ama görünmüyor. İşte oraya bir şey yapmışlar. Tabela yapmışlar. Banner gibi. Arkasında da bir şey var. Kızılay mı? Bakayım. Parkımızı temiz tutalım yazıyor. Neyse öyle gidelim. Burada da şeyler var. Yabancılar var. Bak arkadan geçti. Pesli mesli. Değişik. Afgan olabilir. Şöyle. Heh be tamam. Aradığım yer burası işte. Şurası. Görünüyorken göstereyim. Evet. Otogar orası. Hatta bir tane de minibüs geliyor. Bak görüyor musun? Gördün mü? Turex yazıyor önünde. 40 küsur numara bir şey. Bak böyle otobüsler, minibüsler hepsi giriyor çıkıyor. Biz de ne yapacağız? Dur, yoldan geçerken sıkıntıya düşmeyelim. Bunlardan birine bineceğiz şimdi. Hadi bakalım. Bak buraya da küçük bir şey açmışlar. Carrefour Süper açmışlar. De süper değil, mini sanki orası. Neyse. Öyle, otogar. Bak ne diyor, otogar lokantası diyor. Otogar lokantası. Demek ki otogara geldik. Çok şükür. Otogar taksi diyor bak, taksi. Demek ki otogar. Heh bak şurada. Saray, Çorlu bir şeyler. Bir bakayım orası mı? Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı. Saray gidiyor. Hop. Bakalım. Bir dolmuş bulacağız şimdi. Bakayım. Evet buna bineceğiz galiba. Şöyle çekeyim. Evet dolmuşa bindik. Ne zaman kalkar? 20 dakika var. Tamam. O zaman dışarıda bir hava alma şansımız var yani. Tamam. Tamam. Sağ ol. Bak dolmuş da böyle güzel. Mis gibi dolmuş. 20 dakika sonra kalkacak. Evet yani vaktim olduğu zaman böyle başka şehirlere gitmeye özen gösteriyorum. Tırı bıraktım. Neresiydi? Ulaşın oraya bir yere. Tır parkına. Zaten birazdan göstereceğim onu size. Geldim Çorlu'ya. Bugün bütün gün Çorlu'daydık. Dolaştık, gezdik, yedik içtik. Vallahi güzel memleket, yaşanır. Ben söyleyeyim size. Ben olsam Çorlu'ya yerleşirim yani. Güzel. Niye yerleşme? İş güç var. Ne yapalım şimdi? Biraz bekle. Tamam hadi tırın orada tekrar konuşacağız.
Ne yürüdük be. Vallahi ne yürüdük, ne yürüdük. Yani en sonunda kavuştum ama yani. Tırın içindeyim şu anda. Gördüğünüz gibi. Bu üst yatak. Renault'un tırını daha önce göstermiştim ama. Bu arka tarafı güzel. Yenilerinde böyle bu yukarı kadar katlanıyor. Hiç ortada yatak falan yok. Mesela Mercedes'te şunu yapamıyorsun. Böyle dik duramıyorsun yani. Bunu da kafanda koyabiliyorsun. Çünkü Mercedes'in şeyi yatağı böyle çapraz duruyor. Hani tam kalkmıyor. Yukarıda emniyet gergileriyle tutuyor çünkü. Bunda öyle değil. Bunda ray var. Şurada. Bu rayda tık buraya açabiliyorsun. Oturuyor. Bu tekerlekli burası. Tık buraya açılıyor. Ya da böyle. Dur şunu indireyim. Ya da buraya giriyor. Tamamını açmış oluyorsun. Açmadığın zamanlarda da bunun böyle arkasına, böyle buralara bir şeyler koyabiliyorsun. Güzel oluyor yani. Dur şunu yine yerine takalım. Dursun. Yani yeri o değil de işte biz yerini öyle yaptık. Ben öyle yaptım. Yanda bir yerde duruyor. Ben de gözümün önünde olsun istiyorum. Biliyorsunuz ilk günden beri bu bu olmadan yapamıyorum ya. Bu olmadan video çekemiyorum yani. Biliyorsunuz. Evet. Bugün size biraz Çorlu'yu gezdirdim. Sokakta rüzgar vardı. Of. Bu arada iki tane frigofrik araç yan yanayız. Diğerinin kafası yok. Adam koymuş Dorsey'i. Basmış gitmiş. Nereye gittiyse artık. Hafta sonu herhalde burada durmak istemedi. Ben kaldım hafta sonu. İki gündür buradayım. Şimdi yatacağım, uyuyacağım. Sabah kalkıp artık gümrük işlemlerini yapıp ondan sonra da malı indireceğiz. Burası Unilever fabrikasının hemen yanındaki tır parkı. Unilever'e mal getirdik. Algida'nın malı yani. Ve ondan sonra da Bursa'ya geçeceğim. İstanbul üzerinden. Evet, İstanbul. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Eski Hisar. Topçular. Ondan sonra da Yalova, Orhan Gazi ve Gemlik. Ardından Bursa yolu beni bekliyor. Ama tabii artık perişan oldum. Bugün tahminimce 8 kilometre yol yürüdüm. Hadi şuradan gideyim, hadi buradan gideyim, hadi Çorlu'da ne kadar güzel yermiş. Aa, burada da bir alışveriş merkezi varmış, dur oraya da gireyim. Dur burada işte hamam varmış, jacuzzi varmış. Ya bohem bir hayat yaşıyorum ya. Böyle hemen şeye bağlıyor değil mi? Ayhan Sicimoğlu'na bağlıyor. Hastasıyım valla, hastasıyız. Çok güzel, jacuzzi olmadan yapamıyorum yani. Ondan sonra bak saçlar temiz yani. Sakallar temiz. Hatta böyle şişti iyice. O kadar uzun değil. Ama yıkanınca böyle oluyor. Fenden de yapamadık. Havuz olmadan olmuyor. Yani bizim bir hayat tarzımız. Biraz daha yukarıdan şey yapayım, çekeyim de. Çok yukarıdan bakmayayım size. Aşağıdan bakayım. Yani işin şaka kısmı bir tarafa. Seviyorum. Tamam kestim yani. Tamam, bu haftalık bu kadar olsun. Ya da bugünlük bu kadar olsun. Bir sürü video çektim. Çektiğim videoların birçoğunu beğenmiyorum. Aslında yayınladıklarımı da beğenmiyorum ama eksikler var hala. Tamamlayacağız. Bugün hem bir gezinti videosu oldu. Hem de böyle bir tır içerisinden kısacık bir video yapmış olduk. Video değil yani, kısa olan video değil. Video uzun da işte tır içi biraz kısa oldu. O da sırf bu yola iş makineleri, kamyonlar ve tırlar diyerek başladığım için. Yoksa hey gezeriz yani, seviyoruz. Yolda da söylemiştim ama duyuldu mu duyulmadı mı, rüzgar girdi mi araya girmedi mi, şu mikrofon işini bir çözemedik yani. Yanımda mikrofon var fakat bu cihazlara göre değil. Yani DSLR makineye göre değil, Action Cam'e göre ya da aksiyon kameraya göre değil.
telefonuma göre değil yani, normal bildiğin standart sahne mikrofonu. Onunla seslendirme yapıyorum. Onun için de yani bu işte, yani sesi bu kadar iyi yapan, iyi çözen bir adam olarak şu videolardaki ses rezalet yani. Normal sesim bu değil yani. Neyse, gençler, ne anlatıyordum en son? Bilmem. Kafa gitti. 8 kilometre yol yürüyünce kafa gitti tabii bu kadar. Gezdik dolaştık diyelim. Öyle diyelim. Ve güzel oldu diyelim. Aa, ne kadar da güzel video diyelim. Güzel video deyince ne olduğunu biliyorsunuz. Şunu bir yap artık yani. Bir anla yani bunu. Anla. Bir de orada böyle bir şey var. Nereye koyayım bilmiyorum ki. Oraya mı buraya mı? Bas işte, abone ol. Kendine iyi bak.